Herkese merhaba, ben Melissa, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda üniversiteyi kazananlar ve yurda gidecekler için ihtiyaç listesi oluşturacağız. Ama bunu ben değil, yapay zeka oluşturacak. Şimdi yapay zekaya hızlı bir şekilde soracağım. Üniversiteye yeni başlayan ve yurda gidecek birisi için ihtiyaç listesi oluşturmasını isteyeceğim. Bakalım bize neler çıkaracak, nasıl bir liste çıkaracak, çok merak ediyorum. Daha önce çektiğim yurt ihtiyaç listesi videolarımı izlediyseniz kendi tavsiyelerim de var. Ben de bu yapay zekaya biraz eklemeler, çıkartmalar da yapabilirim. Vereceği listeye bağlı. En önemli ve en ihtiyacınız olacak ürünleri seçmenize yardımcı olacağım. Zaten Instagram'dan da bu ürünlerle ilgili linkler bırakıyorum size. Beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Hemen şöyle göstereyim. Ekrana sığdıramadığım için bunu yan tarafa hemen masaya bırakıyorum. Buradan kontrol edeceğim. Yapay zeka öncelikle kişisel eşyalar olarak giyim demiş. Günlük kıyafetler, pijamalar, iç çamaşırları, ayakkabılar, terlikler. Herkesin kendi tarzı farklı. Giyeceğiniz kıyafeti alacaksınız yanınıza. Pijama çok önemli. Sürekli kıyafet yıkayamayacaksınız yurtta. Özellikle KYK'da kalıyorsanız biraz sıkıntı olacak. Bol bol pijama götürmeye gayret edin. Hem kısa hem de uzun pijamalarda tercih edin. Çünkü KYK'da kalan, hatta özel yurtta da kalan, hiç fark etmiyor çoğu arkadaşım dengesiz ısınmadan dolayı muzdarip. Bazen çok sıcak oluyor, bazen çok soğuk oluyor. Yaz, kış hiç fark etmiyor. Isıtmada böyle dengesizlikler yaşanabiliyor. Ayakkabı konusuna gelirsek de kullanacağınız kadar ayakkabı götürün. Fazlasını götürmeyin. Terlik en önemlisi. Bolca terlik götürmeniz lazım. Gereksiz görebilirsiniz ama gerçekten ihtiyaç oluyor. Ben özel yurtta kalmıştım. Odanın içinde giymek için bir tane terliğe ihtiyacınız var. Çünkü odanın içinde ayakkabı giymek olmaz. Bir tane terlik o şekilde lazım. Bir tane banyoda giymek için terlik lazım. Çünkü ıslanacak ve o ıslak terlikle odanın içinde gezmek vesaire sıkıntı olacak. Ve yemekhaneye inerken bir terlik kullanmanız gerekiyor. Odanın içinde giydiğiniz terliği yemekhanede giymeniz biraz sıkıntı oluşturabilir. O yüzden en az 3 tane terliğe ihtiyacınız var. Odanın içinde giyeceğiniz terlik için bence panduf tarzı, böyle patik tarzı bir şey tercih edebilirsiniz. Çünkü kışın ayaklarınız üşüyebilir. Evet, yapay zeka ikinci olarak yatak eşyaları, nevresim takımı, yastık, yorgan ve battaniye demiş. KYK için tek tip nevresim kullanıyorsunuz. Onu nasıl değiştiriyorsunuz inanın genel olarak bir bilgim yok ama özel yurtta kalıyorsanız 2-3 tane farklı nevresim takımı götürmenizi tavsiye ederim. Yastık kılıfını sıklıkla değiştiriyorsanız tabii ki de onları da fazla götürmenizde fayda var. Çünkü özel yurtlarda her oda için, her kat için böyle haftanın tek günü, belirli bir günü yıkama günü oluyor. O sırada yıkarken kurumasını beklemek belki sıkıntı olabilir. Yenisini serersiniz gibi bir şey yapabilirsiniz. Havlu ve bornoz. Açıkçası yurtta bornoz kullanımı bence çok yanlış olur. Çünkü bornoz biraz daha kalın ve kuruması zor olduğu için hem de odanın içinde asacak yer bulamayacağınız için biraz sıkıntı olabilir. Havlu kullanımı çok daha doğru olur. Havlu içinde bayağı götürmenizi tavsiye ederim. Duşta kullanacağınız bir havlu, el havlusu. El havlusu içinde farklı bir aparat var. Biraz sonra ondan bahsedeceğim. Onu da mutlaka alın. Bir de saç havlusu vesaire. Bunları yanınızda almalısınız mutlaka. Onun dışında kişisel bakım ürünleri, diş fırçası, diş macunu, duş jeli, şampuan, saç kurutma makinesi, tıraş malzemeleri erkekler için. Kişisel bakım malzemeleriniz tamamen size kalmış. Bu konuda yorum yapmam hiç doğru olmaz. Ama bunları koymanız için size gerçekten hayat kurtarıcı bir öneride bulunacağım şimdi. Öncelikle banyo malzemelerinden başlamak istiyorum. Banyoya götüreceğiniz şampuan, duş jeli vesaire, bunlar banyo lifi. Bunlar çok ıslak kalacağı için bunlar için ayrı bir kutu oluşturursanız hem banyoya giderken elinizde tek tek götürmek biraz külfetli oluyor. Tek bir kutu içinde taşımanız çok daha kolay olacak. Onun dışında eğer bulabilirsem ekrana da böyle organize edici küçük kutular vesaire bırakacağım. Çamaşırlarınızı, çoraplarınızı içine koyabileceğiniz minik kutular daha düzenli olmanıza fayda sağlayacak. Bakım eşyalarınızı, makyaj eşyalarınızı farklı farklı kutulara koymak böyle daha düzenli, daha disiplinli ve odanızın daha geç dağılmasına sebep olacak ve odanız küçük olduğu için kullanabileceğiniz alanlar, saklama alanlarınız az olduğu için böyle organize ederek çok daha fazla alan kazanmış oluyorsunuz. Yani ben bu eşyaların çok faydasını gördüm. Az önce havludan da bahsettim. Çok fazla ertelemeyeyim, unutmadan ondan bahsedeyim. Böyle dolaplara yapıştırmak için arkası yapışkan olmayan vakumlu askılıklar var. Ekranın görüntüsünü buraya bırakacağım. İsmini asla bilmiyorum. Giysi dolabınıza onu yapıştırabilirsiniz. Kullandığınız havluları ona asabilirsiniz. Gerçekten çok pratik oluyor. Kapağı askısı ne kadar kullanılsa da odada kaç kişi kalacağınız bilinmiyor ve yetersiz kalabilir. Belki başkalarının havlularının yanına havlunuzu asmak istemeyebilirsiniz. O yüzden bu söylediğim aparat gerçekten hayat kurtarıcı. Dolabınızın kapağına, içine, yan tarafına, her yerine asabilirsiniz. atabilirsiniz yani. Hem dolaba da zarar vermiyor. Yapışkanlı değil. Vakumla yapışıyor sadece. Onun dışında gözlük veya lensler gerekiyorsa demiş. O zaten lazım. Saat, takı, saat ve benzeri aksesuarlar. Bu da tamamen size kalmış. Ev eşyaları. Bilgisayar veya tablet tabii ki. Telefon ve şarj cihazları. Dijital saat ve duvar saati. Çalışma lambası gerekebilir aslında. Sonradan düşüneceğiniz bir şey. Şu an giderken mutlaka götürün diye bir olay yok. Daha sonradan düşüneceğiniz bir şey olabilir. Odadakiler uyurken ışık açmak sıkıntı olabiliyor. Herkes rahatsız olabiliyor. O sırada yakar çalışırsınız. Bu sonradan düşüneceğiniz bir durum. Çanta, sırt çantası, defterler, kalem. Kalemlik değil yazmış. Neden öyle bir şey demiş bilmiyorum. Çamaşır sepeti veya torbası. Bu gerçekten çok önemli. Bu konuda da size asla yer kaplamayacak bir tüyo vereceğim. Biliyorsunuz şu anda popüler olan influencerların bayağı popülerleştirdiği katlanabilir çamaşır sepetleri var. Eğer isterseniz ondan alabilirsiniz ama biraz yüksek fiyatlı diye biliyorum. Buna ek olarak çok uygun maliyetli bir şey almak istiyorsanız süpermarketlerde poşet yerine bez çanta veriyorlar ya. Bu bez çantalardan alabilirsiniz. Her mağazada var şu an, giyim olsun, kozmetik, market hiç fark etmez. Her mağazadan bez poşet bulabilirsiniz. 5-10 lira gibi bir maliyeti var. 2 tane alırsınız. Birine kirlileri koyarsınız. Makineye attıktan sonra temiz olana da temizleri doldurursunuz gibi, bu şekilde bir yöntem yapabilirsiniz. Çok uygun fiyatlı ve asla yer kaplamayacak. Mutfak eşyalarına gelirsek tabak, çatal, bıçak, kaşık, bardak gibi temel yemek takımı kesinlikle lazım. Bazı yurtlar böyle kettle vesaire sıkıntı yapabiliyor ama bazıları da sorunu yapmıyor. Özel yurtlarda yemekhaneden odana bir şeyler çıkarabiliyorsun. Ben çok noodle yerdim mesela, mutfakta yapar odama çıkardım. Kasenin içine doldururdum. Çatalım hepsi benim olduğu için hiç daha sonradan bir sorumluluk hissetmezdim yani. Özel veya KYK fark etmez aslında, böyle meyve, abur cubur tarzı bir şey aldığınız zaman o kaselerin içinde yemeniz daha kolay olacaktır. Dışarıdan yemek aldığınız zaman da aynı şekilde çatal, kaşık, bardak, içecek vesaire gerçekten çok ihtiyaç oluyor. Plastik kullanabilirsiniz. Kırılmayacak tarzda kalın kaselerden de, özellikle çukur kaselerden de almanızı tavsiye ederim. Kesme tahtası, bıçak seti alınabilir aslında meyve doğrarken ya da oda içinde pratik kahvaltı hazırlamayı seviyorsanız, yemekhaneden yemiyorsanız oda içinde bir şeyler hazırlamak için gerekli olabilir. Temizlik malzemeleri çok önemli gerçekten. Temizlik bezi, sünger, fırça, bunları orada oda arkadaşlarınızla birlikte almanız çok daha iyi olacaktır. Giderken yanınıza götürmeyin bence. Çöp torbası, el sabunu, bulaşık deterjanı, temizlik spreyleri ve bezleri. Evet, bunların hepsine gerçekten ihtiyaç oluyor. Yurt odası haftada bir kere temizleniyor ve bu süreç içerisinde de kirlenebiliyor normal olarak. Temizlik üzerine hassas olan insanlar sürekli temizlik yapıyor. Siz de aynı odada kaldığınız için ayak uydurmak zorundasınız. Böyle olduğu zaman da kaç kişi kalıyorsanız artık ortak bir şekilde temizlik malzemelerini alıp temizlemeniz çok daha iyi olacaktır. İhtiyaç durumuna göre yapay zekanın önerdiklerine bakalım. Kişisel belgeler, sağlık ürünleri, spor aksesuarları, müzik çalar veya kulaklık, kitaplar, ders malzemeleri. Bunlar ihtiyaca yönelik ürünler. Bu arada benden size bir tavsiye, genel olarak ihtiyaç ürünlerinin dışında. Üniversiteye ilk başladığınız heyecanlısınız tabii ki. Hocalar sürekli size şu kitabı alın, şu föyü alın diye söyleyecek. Hemen almayın. Ya bekleyin bir ay geçsin, 2-3 hafta geçsin. Çünkü bazen o kitaptan ders işlenmiyor. Genellikle çoğunlukla o kitaptan ders işlenmiyor zaten. O yüzden gidip de kullanılmayacak bir kitaba 300-400 minimum rakamlar tabii ki bu fiyatları vermeyin derim. Onun dışında benim önerebileceğim size, yurt ihtiyaç listesine eklemeniz gereken güvenlik açısından asma kilitler çok önemli. KYK yurtlarında bazalara takılmak için bir alan yapmışlar zaten. Bazayı o şekilde kilitleyebiliyorsunuz. Normal dolaplarınızı kilitlerken de kullanabiliyorsunuz. Özel yurtlarda da geçerli tabii ki aynı şey. Mutlaka kilit almanızı öneriyorum. Çünkü oda kapılarınızı kilitleyemiyorsunuz. Odaya kim girecek, kim çıkacak, KYK'larda çok hırsızlık oluyor. Bu yüzden kilitler çok önemli. Onun dışında şu an başka alın diyebileceğim bir şey yok. Yapay zeka ile birebir aynı şeyi düşünüyormuşuz. Tabii onun daha fazla önerdiği şey var. Biraz külfetli, daha sonra düşünebilecek şeyler. Şimdi giderken bunları yapmanızı öneririm. Ve tabii ki unutuyordum. Valiz olarak da giderken büyük boy valizlerle gideceksiniz. Özellikle kızlar. Biz tabii ki çok fazla eşyamız olduğu için böyle 3-4 valiz gidiyoruz. Ama kaldığınız zaman yanınızda küçük ya da orta boy valizle kalın. Diğer valizleri ailenizle geri gönderebilirsiniz. Çünkü memleketinize gidip gelirken büyük boy valiz taşımak zor oluyor. Küçük ya da orta boy valizlerle daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Ve bir öneri daha, gerçekten öneriler bitmiyor. Eğer giysi dolabınızda yer kalmazsa valizinizi bazanızın içine koyun. Valizin içinde de kıyafetlerinizi tutun. Kapağı kapalı kalsın. Arada bazayı kaldırır indirirsiniz. O şekilde orayı da ek dolap olarak kullanabilirsiniz. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada profilimde bazı şehirlere özel üniversite videoları var. Ben Uşak Üniversitesi'nde yeni medya ve iletişim son sınıf öğrencisiyim. Bu konu hakkında merak ettiğiniz şeyler, Uşak hakkında, Aydın, Eskişehir, Isparta, Balıkesir, bu konu hakkında merak ettiğin her şey için profilimden ulaşabilirsin. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutma. Orada da güncel yaşantıma dair videolar paylaşıyorum. Yorumlarda buluşalım. Sizi çok öptüm. Dikkat edin kendinize.